Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde fotoğraf makineleri ekipmanları ile ilgili temizlik dersimizi anlatacağız. Burada işte hani kullandığımız makinenin, materyallerin, objektiflerin veya diğer adıyla lenslerin bakımı, temizliği, daha randımanlı kullanılabilmesi için periyodik bakımlarına değineceğiz. Burada genelde kullandığımız makineler zamanla kirlenebiliyor. Özellikle elektronik kısımlarının kirlenmesi veya oksitlenmesi sonucu çekim hataları karşımıza çıkabiliyor ve objektiflerin makineyle bağlantısında sorun teşkil edebiliyor. Bunu düzeltmek adına ara ara periyodik bakımlar yapmamız gerekiyor. Bu kullanıcıdan kullanıcıya göre değişir. Kimisi ayda bir bakım yapar, kimisi 15 günde bir bakım yapar. Bu tamamen makineyi kullanmamızla alakalı ve yaptığımız işle alakalı. Eğer sürekli bir döngü içerisinde bir çalışma yapıyorsanız bu temizlik işiniz daha sık bir şekilde olacaktır. Ama hobi, keyif amaçlı bir çekim yapıyorsanız muhtemelen bu aralık biraz daha artacaktır. Ama kesinlikle her makinenin, her objektifin veya her malzemenin bir bakıma ihtiyacı mutlaka vardır. Burada arkadaşlar internet ortamında çokça bulabileceğiniz malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu havalı pompa ucundaki fırça sayesinde daha rahat, daha yumuşak bir dokunuşla temizlik işlemini yapabiliyoruz. Bunun nerede daha çok aktif olduğunu, etkili olduğunu videonun ilerleyen kısmında göreceğiz arkadaşlar. Bir şeyimiz var, spreyimiz var. Bu daha çok gözlükçülerde bulabileceğiniz, özellikle gözlük camlarını silmek için satılan malzemelerden. Sprey olarak veya gözlük cam suyu olarak da geçiyor. Onun dışında gözlük bezlerimiz var arkadaşlar. Bunlar da genelde bir iki tane yanınızda bulundursanız iyi olur. Çünkü birisiyle nemli alanları silerken diğeriyle kurulama işlemi yaparsınız. Bu da sizin için artı olacaktır. Onun dışında malum göründüğü gibi kulak temizleme çöpü sadece kulak temizlemek için kullanılmıyor. Ayrıca diğer ekipmanların temizliğinde de faydalanabiliyoruz. Lakin bunları kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Lensin veya objektifin veya makinenin aksamlarına zarar verebilir. Çünkü tüylü olduğu için bunu kullanacağımız yerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da video içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi evvela temizlik yapacağımız zaman hassas bölgelerden, iç bölgelerden başlayıp dışa doğru geleceğiz. Çünkü bezimiz kirlendiği zaman İç aksamlara sürmek istemezsiniz veya sürmenizi tavsiye etmem. O yüzden ben evvela makinenin iç kısmından başlayıp dışa doğru bir döngü yapacağım. Bunun için öncelikle makinemizin lensini açıyoruz. Lensimiz şöyle sabit bir şekilde dursun. Şimdi evvela temizlik yapacağımız zaman vizörden baktığımız zaman ayna dediğimiz 45 derecelik aynanın üstündeki buzlu cam kısmı var. Evvela o bölgeler temizlememiz gerekiyor veya ayna, bu 45 derecelik aynanın o bölgeler falan temizlememiz gerekiyor. Ondan sonra dışarı doğru lensimiz olsun, işte bu özellikle manyetik temas eden kısımlar. Buraları temizledikten sonra dışa doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz arkadaşlar. Burada hani vizörümüzün ne kadar temiz olup olmadığını görmemiz açısından lensi çıkarttıktan sonra vizörden ışığa doğru bakarsak buzlu camda kirlilik olup olmadığını daha rahat görebiliriz. Şu anda baktığım zaman küçük küçük siyah noktaların olduğunu görüyorum. Temizlik esnasında bu pompamız bu kısımları temizlerken özellikle işlevsel olarak etkili oluyor. Ucunun yumuşak olması içerideki malzemeye zarar vermesini önlüyor. Ve havalı olması da içerideki toz partiküllerinin temizleme esnasında şurayı sıkarak hava vermesini sağlıyoruz. Ve bu da içerideki toz partiküllerin dışarı doğru atılmasını sağlıyor. Şimdi temizliği yaparken şöyle ara ara pompayla sıkıp hava vererek toz partiküllerin dışarı çıkmasını sağlıyoruz. Ara ara temizlediğimiz zaman şöyle kendime doğru döndürsem daha rahat işlem yapacağım. Kesinlikle dokunuşlarımızı içten dışa doğru yapalım. Yani süpürüyormuş gibi düşünün. Onu her defasında fırçanın dışarı çıkmasına özen gösterin ki tozlar
içeride hapsolmasın, kalmasın veya da 45 derecelik aynanın arka kısmına düşmesin arkadaşlar. Evet, bu şekilde ara ara ışığa bakarak kirliliğin devam edip etmediğini görebilirsiniz. Hatta ışığa doğru tutup eğer el kontrolünüz iyiyse bu şekilde de temizlik yapabilirsiniz. Şöyle burada hani o tozların gidip gitmediğini görebiliyorsunuz. Bunlar bazı makine modellerinde bu 45 derecelik aynanın üstündeki buzlu camın çıkarılması mümkün. Ama bazı modellerde mümkün değil. Mesela benim makinemde o özellik var. Şöyle bastığımız zaman buzlu cam çıkıyor. Ve ne yapıyor? Buzlu cam çıktığı zaman ben bunun üzerinde toz var mı yok mu onu da görüp ona da müdahale edebiliyorum. Ama dediğim gibi eğer ehli değilseniz veya hakim değilseniz kesinlikle böyle bir şey tavsiye etmem. Çünkü hassas bir malzeme, zarar görürse yenisinin alınması gerekir. Ki değiştirilme durumu da yoksa zaten bu da size ciddi anlamda bir sıkıntı çıkartır. Ha, çektiğiniz fotoğraflara etki etmez ama görme açısından, vizörden baktığınız zaman gözünüzü rahatsız edebilir arkadaşlar. Şöyle tekrar bakıyoruz. Ve şu anda camın, daha doğrusu buzlu camın daha temiz olduğunu görebiliyorum. Daha sonra arkadaşlar oradan sonra bu aynanın üzerine falan dokunuyoruz. Aynanın üzerinde eğer lekeler falan varsa mendilimizle hafif bir şekilde çok fazla bastırmadan, çünkü yaylar ve mekanizmalar hassas olduğu için her an elinizde kalabilir. Hafif dokunuşlarla şöyle üzerinin tozunu alabilirsiniz. Basitçe. Çok fazla zorlamadan. Ya ara ara şöyle baktığınız zaman zaten o aynanın üzerindeki toz ve lekeler bile buzlu camdan sizin gözünüze yansıyabiliyor. Bu şekilde arkadaşlar özenli bir şekilde temizliğimize devam ediyoruz. Daha sonra şu alt kısımda sarı sarı noktalar falan, özellikle lensimizde de bulunan şu elektronik kısımların üzerinde lekelerin olup olmadığına bakalım, dikkat edelim. Çünkü oralar zamanla oksitlenme yapıp bağlantıda sorun verebiliyor, hata verebiliyor. Bazen lensinizi tanımayabiliyor veya çekim esnasında farklı hatalar verebiliyor. O yüzden üzerine çok fazla baskı uygulamadan hafifçe silebiliyorsunuz, temizleyebiliyorsunuz. Kesinlikle buralara sıvı temas ettirmeyin. Çünkü su zerrecikleri gözünüzden kaçar. Burada yer ederse onlar daha zamanla oksitlenmeye neden olabilir. Sıvı jeli daha çok lensin dış camını kullanırken veya makinenin dış aksamını temizlerken kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle buraya baktığımız zaman çok fazla bir sıkıntımız olmuyor. Zaten ben ortalama 10 günde bir makineme bu tarz bir temizlik yapıyorum. Ama sayfamdaki arkadaşlardan bilmeyenler varsa veya merak edenler varsa onların görmesi açısından bu videoyu çekiyorum. Evet, böyle bazen arada tüyler kalabiliyor. Buna özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü bunlar buralarda kalırsa sıkıntı yok. Fakat ekranın arkasında sensöre giden yerdeki örtücü perde dediğimiz enstantanenin orada kalırsa bu da direktmen çektiğimiz fotoğraflara etki edecektir. Onun da öyle bir olaya meyil vermesini kesinlikle istemezsiniz. İstemeyiz arkadaşlar. İç taraftaki temizlik işlemimiz şu an için tamamdır arkadaşlar. Ben makinemi şöyle bırakıyorum. Şimdi ben sadece örnek olarak bir lens temizliği yapacağım. Genel olarak gördüğünüz zaman sizde de daha farklı lensler ve çeşitler varsa onların temizliğini de kendiniz yaparsınız. Malum gördüğünüz gibi kullanmadan dolayı bugün dışarıda çekim yapıyordum. Oradaki toz ve partiküller, toz parçacıkları lensin üstünde
lekeler oluşturmuş. Ne yapıyoruz? Burada öncelikle şöyle yüzeysel olarak alıyorum. Daha sonra arkadaşlar bizimi alıp spreyimle çok fazla ıslanmadan hafif nemlenecek şekilde ıslattıktan sonra lensimin yüzeyini bu şekilde fazla bastırmadan temizliyorum arkadaşlar. Burada işte hani bu bezimizi silmek için kullanıyorum ben nemli bölgeleri. Daha sonra bu bezimle de kurulama işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle daireler çize çize temizlerseniz üzerinde leke kalmayacaktır. Hafif zaten ışığa doğru tuttuğunuz zaman üstünde leke olup olmadığını da görürsünüz. Bu tür temizlikler yaparken bulunduğunuz ortamın temiz olmasına, tozsuz olmasına dikkat edin arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Az önceki üzerindeki toz partikülleri şu anda yoktur. Daha sonra arkadaşlar lensimizin arka kısmına bakıyoruz. Burada lensimizin merceğinin, camının bu dip kısmına en yakın olduğu dönemde temizlik işlemini yapın. Eğer geriye doğru alırsanız, böyle bir boşluk olursa arkadaşlar silerken tozsuz parçacıkların içeri gitmesine sebep olabilirsiniz. Bu da zamanla lensinizin daha çabuk kirlenmesi ve sizin müdahale edemeyeceğiniz bir toz tabakasına neden olur. Bunun için de servise göndermeniz gerekir. O yüzden ona mail vermemek için şu şekilde ayarladıktan sonra, dip kısma geldikten sonra arkadaşlar yine peçetemizle hafif daireler çizerek kenarlarına alabileceğimiz şekilde ayarlayıp alıyoruz. Cam yüzeylerini temizleme işlemi bittikten sonra arkadaşlar yine nemli bezimizle şu etraftaki yapıyı temizleyebiliriz. Ama dediğim gibi şu kısma çok fazla müdahale etmeyin. Şu alanla olan bölgeye elektronik. Orayı yine kuru bezle silmenizi tavsiye ediyorum. Çok fazla bastırmanıza gerek yoktur. Zaten üzerinden bir iki defa gittiğiniz zaman üzerinde kirlilik varsa çıkacaktır. Onu da mevcut öğrencilerimizin makinelerini temizlerken çokça şahit oluyorum. O yüzden dolayı da sizlere söyleme gereği duyuyorum. Bu tür durumlarda dikkatli olmanızı öneririm arkadaşlar. Daha sonra makinemizi temizledikten sonra fazla bekletmeden lensimizi yerine oturtuyoruz. Çünkü açık kısımda kalıp da toz partiküllerinden zarar görmesini istemiyoruz. Daha sonra arkadaşlar makinemizin genel temizliği bittikten sonra hani iç aksamları dediğim gibi detaylı yerleri. Ondan sonra içten dışa doğru gidiyoruz. Ondan sonra nedir? LCD ekranımız var. Bu modelde ekran dönüyor ama bazı modellerde dönmüyor. Direkt buraya sabit kalıyor. Onlar da yine temizlerken şöyle arkadaşlar temizliğimize devam ediyoruz. Yine nemli bezimizle yüzeyini alıyoruz. Burada size bahsetmek istediğim bir diğer kural da arkadaşlar makinenizi uzun vadeli kullanmak istiyorsanız LCD ekranınıza mutlaka ya makinenizin modeline göre bir jelatin alın ya da telefonculardan telefon jelatinlerinden alarak makinenizin jelatini LCD ekranını jelatinle kapatın. Çünkü bu zamanla göğsünüze temas ediyor ve sürtünüyor, yapıyor. Elbisenin, gömleğin ve kumaşın üstündeki o dokular zamanla burada kılcal çiziklere neden oluyor. Ve bu da ilk etaplarda fazla fark edilmezse de belirli bir süre sonra ekranınızın deformasyonuna neden oluyor. Makinenizi uzun kullanmak istiyorsanız benim size tavsiyem bu tür bir jelatinle onlara önlem alın arkadaşlar. Orayı sildikten sonra arkadaşlar bu sefer vizör kısmını yani gözümüzle baktığımız alanı şöyle kapatayım, size doğru çevireyim. Şu kısmı arkadaşlar şöyle sağdan soldan hafif ittirerek yukarı doğru çıkartırsınız. Çok fazla zorlamayın. Şu kenar segmentlerini kırarsanız hiçbir ehemmiyeti kalmaz. Bir de bunun üstünde silikon bir plastik var. Bu da daha çok gözümüzü temas ettirdiğimiz zaman rahat bir izlenim sağlayabilmemiz için. Gözümüzü rahatsız etmemesi açısından. Burada da yine etrafını fırçayla alıyoruz arkadaşlar. Ekrana gelince ekranı yine bezinle
temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi izleyici arkadaşlardan diyebilir, bunlar ne zaman kullanılacak diye. Bunlara da biraz sonra değineceğim arkadaşlar. Daha sonra işte makinemizin üst tarafında bir LCD ekran varsa ve oranın tozunu alıyorsunuz. Buralar bizim için önemli. Ondan sonra genel olarak ince detay kısımlara geliyoruz. İşte nedir? Şöyle çevirdiğim zaman şu LCD ekranın kapandığı zamanki şu çerçeve. Baktığınız zaman biraz tozlu olduğunu görürsünüz. Şey yaparsınız. Bu kullanımdan kullanıma göre değişir veya kullandığınız alanlara göre değişir. Buralarda ne yapıyoruz? Şimdi buralarda kulak çöpümüzü alıyoruz. Yine üstüne hafif fısfıs atıyoruz. Şöyle. Bunu yapmamızın nedeni tüy bırakmaması. Çünkü ıslandığı zaman tüyler birbirine yapışıyor ve kolay kolay tüy bırakmıyor. Daha sonra arkadaşlar bu şekilde temizliğimizi arıyoruz. Bunlarla kesinlikle makinenin iç aksamına müdahale etmeyin. Yoksa haddinden fazla toz bırakır. Bu da sizin canınızı sıkar arkadaşlar. Şöyle şu kenarları zaten biraz sonra kulak çöpünü gösterdiğim zaman bana hak vereceksiniz. Makine uzaktan temiz görünüyor olabilir ama sürekli kullanıldığı için, sürekli dış etkenlere maruz kaldığı için zamanla kirleniyor. Özellikle elimizin yetmediği yerlere bu tür çöplerle müdahale edebiliyoruz. Şimdi şu alanları güzel alıyoruz. Size şöyle göstereyim. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama gördüğünüz gibi işte. Bu zamanla bunu her hafta da temizlerseniz böyle bir kir çıkar makinelerden. Bunu uzun vadede temizlemezseniz buralarda yapışmaya başlar. Bu sefer tabaka oluşmaya başlar. Nedir? Böyle bir yüzeysel bakıyorum. Gözü rahatsız edici bir şey yoksa buraların işlemi tamamdır diyorum. Ve LCD ekranımı kapatıyorum. Kapattıktan sonra diğer kısımlara bakıyorum. Şu kavisli bölgelerde genelde toz birikmesi fazla oluyor. Buralarda yine ara ara şöyle fıs sıkarak daha rahat bir şekilde temizleme olanağı sağlıyoruz. Şöyle ben sadece elimin hani bezle silemeyeceğim alanlara bu şekilde müdahale etmeye çalışıyorum. Yoksa diğer yerlere genel alanda bezi nemlendirdiğimiz zaman silebiliyoruz. Dediğim gibi metal alanları çok fazla ıslatmayın. Çünkü metal alanlar korozyona daha uygun olduğu için oralarda paslanma veya oksitlenme oranı yüksek olacaktır. Benim tavsiyem o bölgelere fazla ıslak müdahalede bulunmayın. Şöyle genel olarak baktığımız zaman makinemizi açıp flaş, dahili flaşının etrafını temizlemek istiyorum. Düğmeye basıp açtığım zaman içerisine bakıyorum pislik var mı diye. Özellikle şu üst kısımlarda biraz fazla oluyor. Çünkü daha çok dışarıyla temas eden kısımlar bu bölgeler olduğu için oraların temizliğine bir göz atıyorum. Bakıyoruz böyle. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Daha detaylı temizliği kendiniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ben sadece hani yapmanız gerekeni veya uymanız gerekenler söylüyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla toz olmasa da yine de nispeten bir kirlilik teşkil ediyor. Daha sonra burayı kapatıyorum. Ne dedim? Benim çöplerle olan diyalogum bittiyse ve vizörümü sağına soluna baktıktan sonra hani bir sıkıntı yoksa tekrar bunu yerine uygun bir şekilde takıyorum arkadaşlar. Ve son olarak bezime biraz nemlendirip makinenin genelini temizleyeceğim. Şöyle aldıktan sonra makinemi tekrar kapatıyorum ben. Ve şöyle genel olarak dıştan makinemi güzelce her tarafını temizliyorum. Ve bu şekilde hani dışarıda yüzeyde sağda solda kalmış toz partiküllerini de alıp makinemin daha güzel, daha bakımlı olmasına olanak sağlıyor. Çünkü pahalı ekipmanlar dediğim gibi
Bunlara daha uzun vadeli kullanmak istiyorsanız dikkat etmeniz gerekiyor. Bakımına, temizliğine, kullanımına hassas davranmanız gerekiyor. Siz ne kadar bunlara iyi bakarsanız o kadar uzun vade kullanırsınız. Yani çok iyi bir ekipman veya makine iyi iş çıkartacak anlamına gelmiyor. Normal, temiz makine olsun, kendinizin olsun ve yeterli bir ekipmanınız olduktan sonra rahatlıkla iş görürsünüz. Sürekli makine model değiştirmeye ihtiyacınız olmasın. Çünkü yani pahalı ve de dolar euro endeksli satıldığı için sürekli değişiyor. Bugün bu makineyi almaya kalkmış olsak benim aldığım fiyat zamanında 3000 liraydı. Şu anda 6000 liraya ben bu makineyi alamam yani. Hal öyle olunca da elindeki malzemeye sahip çıkman gerekiyor. Ve bakman gerekiyor arkadaşlar. İşin özü bu. Ben videolarımın çoğusunda defalarca bunu söylerim. Söylüyorum da. Rahmetli Ara Güler'in çok güzel bir sözü var. Ve benim hayat felsefem haline gelmiş. Benim bakış açım haline gelmiş. En iyi makine en iyi fotoğrafı çekseydi en iyi daktilo, en iyi romanı yazardı. O yüzden dolayı teçhizatınızın veya makinenizin çok iyi olmasına gerek yoktur. Önemli olan bilgilerinizin güncel olması, yeni olması ve kullandığınız makineyi iyi bilmeniz. Bunu yaptıktan sonra gerisi tamamen sizin özgün çalışmanıza ve sizin sanata bakış açınıza bağlı. Evet arkadaşlar, bu şekilde ben temizliğimi yapıyorum. En son olarak kapağıma bakıyorum. Kapağın genelde içinde şu köşelerde falan zamanla tozlanma oluyor. Çünkü sürekli aç kapa aç kapa dışarıda maruz kalıyor. Bunlara da dikkat edin. Bu kapaklarınızı kaybetmeyin. Ha, çok yüksek bir meblağ değil ama almazsanız veya tedarik etmezseniz lensinizin özellikle bu yüzeyin zamanla bozulmasına veya darbelere maruz kalmasına neden olur. O yüzden dolayı ekipmanımız bizim için önemli ve muhafaza etmemiz gerekiyor. Böyle takıyoruz. Daha sonra parasoleyi var. Parasoleyi de genel olarak yüzeysel temizliyoruz. En önce buralardan başlamamın amacı buralar daha tozlu olduğu için buradaki tozu makinenin içine yönlendirmek istemediğim için içten dışa doğru temizlik yapıyorum. Ve şöyle yavaşça temizlediğin zaman belki oradan şey yapmıyor ama bezimiz bayağı bir kirleniyor arkadaşlar. Bezlerinizi de ara ara makinede yıkayıp temizlerseniz sürekli aynı bezi kullanmak zorunda kalmazsınız. Veya gözlükçülere uğradığınız zaman rica etseniz hemen hemen birçoğusunda bunlar mevcut. Ve rahatlıkla tedarik edersiniz. Evet arkadaşlar, benim şu an anlamda aktarmak istediğim durum bu. Şimdi masamın üstündeki lekeleri de kaldırayım. Vermek istediğim bilgiler bunlar arkadaşlar. Temizliğimizi bu şekilde yapıyoruz. Makinelerimize, teçhizatımıza iyi bakıyoruz. Çünkü bunlardan ekmek yiyoruz veya bunlarla iş yapıyoruz. O yüzden dolayı bunlar ne kadar iyi, temiz, kaliteli olursa biz de o kadar rahat ederiz ve rahat hizmet veririz. Burada benim genelde kullandığım malzemeler bunlar. Bunlar değişkenlik gösterebiliyor. İnternette daha farklı sistemler falan var. Özellikle kalem olanlar var bunların. Cam yüzeyini silen. Onların da yüzeyinde keçe tarzı bir şey olduğu için hani belki bez tarzı bile olsa ince bir katman var. O da benim görüşüme göre yani kesinlikle kötüleme veya karalama değil. Onların da zamanla sıvıyla müdahale ettiğimiz için o katmanlar zamanla sertleşip objektifimize zarar vereceğini düşündüğüm için kendi açımdan ben bezleri daha çok tercih ediyorum. Çünkü bunları her yerde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ki zaten fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız bir çantanız vardır. Çantanıza bir ya da iki tane bez koyduğunuz takdirde dışarıda, sağda, solda, içeride temizleme esnasında veya o anda lensinizi silme konusunda rahatlıkla işinizi görür, şey yapar. Ve uzun vadede kullanıyorsunuz. Yani bir bezi rahatlıkla yıka yıka kullan. Sıkıntı yaşamazsınız. Bu haftaki anlatmak istediğim ders
Bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yarar. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Soru ve önerileriniz varsa veya yapmamı istediğiniz veya çekmemi istediğiniz ders videosu falan varsa onu da yorumlar kısmında bildiriniz. Onunla ilgili çekimlerimizi yapalım, tanıtımlarımızı yapalım. Buradaki bulunma gayemiz sizlere yardımcı olabilmek. Bu yüzden dolayı da soru ve önerilerinize her zaman açığım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.